rahim dibağı, kalp çarpıntısı ve ağrılarını alır. Damar tıkanıklığını açan bitkiler. Damar tıkanıklığı, dolaşım sistemimizde de bulunan damarların yağ ya da belirli nedenler ile tıkanması sonucu oluşan bir rahatsızlıktır. Damarların tıkanması nedeni ile oksijen organlara ve dokulara yeterince ulaşamaz. Sonuç olarak vücutta belirli hasarlar oluşmaya başlar. Damar tıkanıklığını açan bazı bitkiler vardır. İşte liste: alıç. Kroner damarları genişleten, kan dolaşımını hızlandıran bir bitkidir. İçinde bioflavonoidler bol miktarda bulunur. Bu kimyasal sayesinde kalbe kan ve oksijen çok daha fazla gelir. Ayrıca alıçta zehirli glikozitler bulunmamaktadır. Bu nedenle rahatlıkla kullanılmaktadır. Alıç kullanırken kurumuş yaprakları ya da çiçeği 2 çay kaşığı 1 litre kaynar suda 15 dakika kaynatılır. Bal ile tatlandırılarak içilir. Günde 3-4 fincan içilmesi önerilir. Etkisini yaklaşık 1 ayda gösterir. Karabaş otu, kalp ve damar açıcı olarak kabul edilir. Oğul otu, karabaş otu, limon bir arada kaynatılmalıdır. Balla tatlandırılır ve soğuk olarak içilir. Damarlarda genişleme yaratarak oksijen ile kan devarını hareketlendirir. Ginkgo yaprağı, Türkiye'de yetişen bir bitki değildir. Bu nedenle kaynatılarak içilemez, fakat eczanelerde hap şeklinde preparatları vardır. Hekime danışılmadan kullanılmamalıdır. Demir dikeni, damar açıcı ve çok iyi bir idrar söktürücüdür. Ayrıca metabolizmayı kuvvetlendirmesi ile bilinir. Ökse otu, ökse otu damarların tıkanıklığını açar, tansiyonu dengeler ve spazmların oluşmasını engeller. Damarlarda oluşan kireçlenmeleri temizleyerek damar sertliğine çok iyi çözüm sağlar. Ayrıca sinirsel kalp çarpıntılarını engeller. Melisa, dolaşım sistemi, kalp ve beyin sistemlerini kuvvetlendirirken aynı zamanda hastalıklara karşı da koruyucudur. Spazm çözer ve çarpıntıyı alır. Kalp ve dolaşım sisteminde etkisi büyüktür. Tansiyonu dengeler. Peynir kekiği, kandaki yağların çözülmesinde çok etkilidir. Antiseptik ve antibiyotik etkilere sahiptir. Spazm çözer. Civan perçemi, sindirim ve kan dolaşımına yardımcıdır. Damarlardaki tıkanıkların açılmasına yardımcı olurken safra artırır. Lenf bezi şikayetlerine iyi gelir. Söğüt kabuğu, aspirin içinde olan tansilin maddesini içerir. Damarlarda tıkanmayı engeller. Böylece kalp krizi geçirme olasılığını düşürür. Bir çay kaşığı söğüt kabuğu bu etkilerden yararlanmak için yeterlidir. 250 bin elinci su içinde 15-20 dakika kaynatıldığında yararlıdır. Karahim dibağı, kalp çarpıntısı ve ağrılarını alır. Kalbi güçlendirmesi ve damarları açması ile bilinir. Biberiye, kuvvetli bir antioksidandır. Kalp kasının kuvvetlenmesini sağlar. Kılcal damarları açar ve kan dolaşımını hareketlendirir. Thank you.